Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. 2021 ehliyet sınav sorularını çözmeye devam ediyoruz. Trafik adabı sorularından birebir çıkmış, sizlere çıkacak 15 adet banko sınav sorusu konu açıklamalı olacak arkadaşlar. Sınavlara giren arkadaşlara başarılar diliyorum. Ve soruları çözmeye devam ediyoruz. Arkadaşlar, trafik adabı nedir? Trafik adabı, trafik içinde sorumluluk, yardımlaşma, tahammül, saygı, fedakarlık, sabır trafik adabıdır. Birinci sorumuz, hemen bakalım. Trafik kazası sadece maddi hasarlı bile olsa yaşanması hiç istenmeyen ve kazaya karışan sürücüleri psikolojik olarak olumsuz etkileyen bir durumdur. Buna göre kaza sonrası tarafların birbirine hangi şekilde davranması halinde meydana gelen kaza ile ilgili sorunlar daha kısa sürede çözülecektir. A. Asabi, B. Aşırı tepkili, C. Kaba ve saldırgan, D. Saygılı ve nezaketli. Evet arkadaşlar, burada sorulan soru meydana gelen sorunlarla ilgili kısa sürede nasıl çözülür? Saygılı olunduğu zaman daha çabuk çözülür, değil mi? Kısa sürede çözülür. Cevabımız Denizli seçeneğidir. İkinci sorumuza bakalım. Sürücü trafik içinde yapacağı bir kural ihlalinde kendisinin ya da sevdiklerinin canını tehlikeye attığının farkında olmalıdır. Bu farkındalığı kazanmak için yapılması gereken aşağıdakilerden hangisidir? A. Trafikteki her kuralın altında yatan güvenlik gerekçelerinin sorgulanıp öğrenilmesi. B. Kural ihlalinin sonucunda sadece maddi ceza olduğunun düşünülmesi. C. Karşılıklı saygının öncelikle başkalarından beklenmesi. D. Kızgın ve yarışmacı motivasyon ile araç kullanılması. Arkadaşlar, burada da dikkat edersek trafikte her kuralın altında yatan güvenlik gerekçelerinin sorgulanıp öğrenilmesidir. Cevap Adana seçeneği doğrudur. Üçüncü sorumuza bakalım. Trafik adabı soruları. Hiçbir toplum 24 saat trafik zabıtası tarafından denetlenemez. Toplum yararına kesintisiz denetim nokta nokta ile mümkündür. Verilen ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır? A. Trafik adabı, B. Trafik cezası, C. Trafik terörü, D. Trafik müfettişi. Evet arkadaşlar, burada da nedir? Trafik adabından bahsetmiş, değil mi? Trafik adabı ile mümkündür. Adana seçeneğimiz doğrudur. Dördüncü sorumuza bakalım. Dördüncü sorumuz, sürücünün trafik ortamında yaptığı davranışlardan hangisi diğer sürücülerin dikkatinin dağılmasına ya da paniğe kapılmalarına sebep olabilir? A. Davranışlarının sonuçlarını düşünerek hareket etmesi. B. Sürekli şerit değiştirerek araç kullanması. C. Aracını kullanırken trafik kurallarının bilincinde olması. D. Trafik içindeki davranışlarının sorumluluğunu üstlenerek araç kullanması. Evet arkadaşlar, burada da sürekli şerit değiştirerek araç kullanması. Evet, Bursa seçeneğimiz doğrudur. Beşinci sorumuza bakalım. Beşinci sorumuz, hangi özelliğe sahip olmayan sürücünün sabırsız, öfkeli, yorgun, stresli ve iletişim becerileri eksik bir kişi olma ihtimali daha fazladır? Bencil, hoşgörülü, aşırı tepki gösteren, görgüsüzce davranan. Evet arkadaşlar, burada da öfkeli, yorgun, stresli ve iletişim becerileri eksik olan kişi olma ihtimali daha fazladır. Tabii ki burada dikkat edersek arkadaşlar, hoşgörülü, değil mi? Evet. Bursa seçeneğimiz doğrudur. Altıncı sorumuza bakalım. Aşağıdakilerden hangisinin trafikte öfke duygusuna kapılan sürücülerde görülme olasılığı diğer sürücülere göre daha fazladır? A. Dikkatin dağılması. B. Kural ihlallerinin azalması. C. Direksiyon hakimiyetinin artması. D. Kazaya karışma olasılığının azalması. Öfke duygusuna kapılan sürücülerde görülme olasılığı diğer sürücülere göre daha fazla. Arkadaşlar bakın, öfkeyle kalkan zararla oturur.
Tabii ki sürücülerde dikkat nedir? Dağılır. Adana seçeneğimiz doğrudur. Yedinci sorumuza bakalım. Yedinci sorumuz. Trafik ortamında bazen hak kendinizden yana iken bile bu hakkınızı diğer sürücüye vermek size bir şey kaybettirmeyeceği gibi daha huzurlu bir trafik ortamı sağlamaya katkıda bulunacaktır. Yukarıdaki açıklama trafikteki temel değerlerden hangisine aittir? A. Sabırsızlık, B. Saldırganlık, C. Tahammülsüzlük, D. Feragat ve fedakarlık. Evet, burada da trafikteki hangi temel değer hangisine aittir dediğinde feragat ve fedakarlık değil mi arkadaşlar? Evet, den bahsediyor. Denizli seçeneğimiz doğrudur. Sekizinci sorumuza geçebiliriz. Sekizinci sorumuz. Öndeki araç yol kenarına park etmeye çalışırken arkadan gelen diğer aracın onu beklemesi durumu trafikte hangi temel değere sahip olunduğunu gösterir. Öfke, sabır, inatlaşma, aşırı tepki. Bakın yine burada sabırdan bahsediyor arkadaşlar. Evet. Sekizinci soru Bursa seçeneğidir. Dokuzuncu soruya geçmeden önce empati nedir? Empati bir olay ya da bir durumda karşımızdaki kişi hakkında herhangi bir yargıda bulunmadan önce kendimizi onun yerine koyarak olayı durumu onun gibi yaşamamızdır. Empati basit tanımıyla kendimizi karşımızdakinin yerine koymak, onun duygu ve düşüncelerini anlamaktır. Kendine yapılmasını istemediğin şeyi başkasına yapmamaktır, değil mi? 9. sorumuza geçebiliriz. Kendinden çok başkalarını düşünen, başkalarının iyiliği için fedakarlık yapan özgeci şeklinde tanımlanır. Yardım etme davranışının bir alt kategorisidir. Yukarıda açıklama hangi davranış üzerine aittir? Bencillik, saldırganlık, diğerkanlık, sorumsuzluk. Evet, kendinden çok başkalarını düşünmek nedir arkadaşlar? Diğerkanlıktır. Cevap Ceyhan seçeneği doğrudur. Hemen 10. sorumuza bakabiliriz. Aracını kaldırıma park etmiş bir sürücü diğer yol kullanıcılarının kaldırımı kullanmasına engel olduğu gibi kaldırımı kullanamayan yayaların araç yoluna çıkmalarına neden olmaktadır. Oysa ki nokta nokta düzeyi yüksek bir sürücü kendini yaya olan yol kullanıcısını yerine koyar ve aracını kaldırıma park etmez. Verilen ifadede boş bırakılan yere hangisi yazılmalıdır? Öfke, empati, bencillik, sorumsuzluk. Burada da neyden bahsediyor? Empatiden bahsediyor, değil mi arkadaşlar? Evet, Bursa seçeneğimiz doğrudur. 11. sorumuza geçelim. Aşağıdakilerden hangisi trafik kazalarının ülke ekonomisine verdiği zararlardan biri değildir? A. Trafik işaretlerinin hasar görmesi. B. Karayollarının zamandan önce yıpranması. C. Trafik suçlarına uygulanan cezaların artırılması. D. Yol kenarındaki otokorkuluklarının tahrip olması. Evet arkadaşlar, dikkat edersek burada da trafik suçlarına uygulanan cezaların ülke ekonomisine verdiği zararlardan birisi değildir. Ceyhan seçeneğidir cevap. 12. soru. Yayalara özellikle de yaşlı çocuk ve engellilere yeşil ışık süresinde karşıya geçişi tamamlayamadığından dolayı korna çalma ya da el kol hareketleriyle çabuk geçmeye zorlama hali trafikte hangi temel değere sahip olunmadığını gösterir? A. Sabır, B. Öfke, C. İnatlaşma, D. Aşırı tepki. Tabii ki burada da sabırdan bahsediyor arkadaşlar. Adana seçeneği doğrudur. Evet, diğer gamlık nedir? Kendinden çok başkalarını düşünen, başkalarının iyiliği için fedakarlık yapandır. Başkalarının çıkarına davranma olarak tanımlanır diğer gamlık. Evet, kendisinin ihtiyacı olduğu halde başkalarını kendisine tercih etmektir. Evet. 13. sorumuz. Sürücülerin trafik içindeki davranışlarının sonuçlarını düşünerek hareket etmesi hali trafikte hangi temel değere sahip olunduğunu gösterir. A. Kabalık, B. Hırçınlık, C. Bencillik, D. Sorumluluk. Burada da arkadaşlar dikkat edin, sorumluluktan bahsediyor, değil mi? Evet.
Evet, sorumluluk sürücülerin trafik içindeki davranışların sonuçlarını düşünerek hareket etmesi hali sorumluluktur. 14. sorumuza bakalım. 14. soru aşağıdaki davranışlardan hangisi trafik adabına sahip bir sürücü için uygundur? A. Trafik polisi yoksa kırmızı ışıkta geçmek. B. Sürekli şerit değiştirerek araç kullanmak. C. Denetim korkusu olmadan emniyet kemerini takmak. D. Elektronik denetleme sisteminin olmadığı yerlerde hız limitlerini aşmak. Burada denetim korkusu olmadan emniyet kemerini takmak trafik adabına sahip bir sürücü için uygundur arkadaşlar. Siz olun, trafiğe çıkmadan önce mutlaka ve mutlaka emniyet kemerinizi takın arkadaşlar. Evet. Hemen 15. son sorumuza geldik arkadaşlar. Seyir halindeki sürücünün yaptığı bir hatadan dolayı eliyle veya yüz ifadesiyle diğer sürücülerden özür dilemesi trafikte hangi üslubun kullanıldığına örnek olur? Evet, bencilliğin, beden dilinin, inatlaşmanın, tahammülsüzlüğün. Tabi burada da bakın arkadaşlar, el kol hareketinden bahsetmişim bakın. Evet, yüz ifadesi, el kol hareketi, beden diliyle ilgili değil mi? Beden diline örnektir. YouTube Nedim Şeker Akademi sizin kanalınız arkadaşlar. Emeğe saygı bakımından abone olup videoları beğenmeyi unutmayın. Arkadaşlarınıza da kanalımızı mutlaka önermeyi de unutmayın arkadaşlar. %100 2021 elektronik sınavlarda çıkacak birebir garantili örnek trafik adabı, motor, ilk yardım sorularını çözerek %100 geçebilirsiniz. Hepinize başarılar diliyorum. Hoşça kalın.